İşte şimdi tertemiz oldun BMW. İşte o üstündeki karın, kışın, kıyametin getirdiği pislik çıktı. Allah'tan bugün hava iyiydi de arabayı tertemiz yaptım. Tertemiz. Oğlum şu içe bakın şu içe. İç, dış, her yeri temizledim, her yeri. Yemin ediyorum parladı var ya, yemin ediyorum. Canavar yine kükrüyor. Lakin ufak bir sıkıntı var motorda. Onu hallettirmek için ustaya uğramam lazım. Ya Sofya, sen bu arabayı nasıl bakımsız bırakırsın ya? Nasıl? O ne lan? Lan! Gel lan buraya! Gel! Kaçma lan! Ulan Süleyman! Ulan! Lan o elindeki ne? Sofya! Ay efendim Ateş! Efendim! Ne oldu? Misafirimiz mi geldi yoksa? Ay ne oldu Ateş ya? Ha? Geldi... Ay... Süleyman? Ateş, Süleyman ne yapıyor? Oyun mu oynuyorsunuz? He Sofya, oyun oynuyoruz. Oyun. Oyunumuzun adı da kim ölecek? Ya Süleyman oğlum. Ver lan o elindekini, ver. Ha, ver şunu. Ya Sofya, sen niye bu çocuğa bakmıyorsun ya? Silahımı almış gidiyordu. Ay hayatım, kusura bakma ya. Allah Allah, yukarıda hazırlanıyordum. Malum benim sekreter gelecek ya. Birazdan ofise geçeceğiz. Ya Sofya. Anlıyorum, işi gücü büyütmüşsün, kendine ofis falan açmışsın, bir takım işlere girmişsin ama yani çocuğa da biraz annelik yap ya. Baksana, silah almış Rambo gibi geziyor ya. Ulan Süleyman, bu ne lan he? Bu ne? Ben sana demedim mi silahlar yasak? Gerçi ben sana öyle bir şey demedim. Ulan ben seninle tanışalı daha 2-3 hafta oldu. Ya Sofya, gözünü seveyim şu çocuğa biraz annelik yap ya, gözünü seveyim. Baba, baba silah, bang bang. He? Ne? Ne dedin sen? Baba mı? Baba mı dedi Sofya? Ay evet Ateş, baba dedi. Ay vallahi ben doğurdum, benim bile adımı söylemedi, bir kez anne demedi. Ay Ateş, bence buna bakması gereken sensin. Hayatım, benim ofiste işlerim var. Sekreterim gelecek birazdan. Gitmem lazım yani. Süleyman'a sen bugün baksan olur mu? Ne? Süleyman'a ben baksam olur mu mu? Ya Sofya saçmalama, çocuğun annesi ben değilim. Ben nasıl bakayım? Ben şimdi ustaya götüreceğim arabayı. Yani ustanın yanında ne yapacak çocuk? Ay öyle deme ya Ateş, öyle deme. Yani yaşlılar çocuklarla genelde iyi geçinir. Sen götür ustaya. Usta bile bakar gerekirse ya. Benim gerçekten işe gitmem lazım. Ay, sekreterim geldi Ateşciğim. Seninle sonra görüşürüz tamam mı? Hayatım, çocuğa bugünlük sen bakıver. Bir dahakine ben bakarım, söz. Öptüm. Ya Sofya, ne demek Allah Allah bakıver? Ya çocuğun annesi değil misin? Sofya. Ya ben bunu şimdi ustaya götürürsem Allah bilir ne yapar bu ya. Resmen küçük canavar. Sofya kız, senin sekreterinde niye zırhlı araba var? Sofya. Lan. Lan ne iş yapıyorsun sen? İncik boncuk dememiş miydin? Arkadaş ya, yemin ediyorum böyle bir şey olmaz ya. Anasını satayım, şurada altı üstü bir yıl ortalıktan kaybolduk. Resmen kız kendine İmparatorluk kurmuş ya. Oğlum ailem ne kadar değişmiş lan. Ne kadar değişmiş ya. Baba, baba. Bir değil, iki yıldır kayıptın. İki. Lan sen bayağı konuşuyorsun Ergele. Bayağı konuşuyorsun lan sen. Aynı kelimeyi iki kere kullandım baba. Dangalak mısın? Oğlum ne biçim bir çocuk lan bu Süleyman. Tövbe estağfurullah. Şeytanın oğlu gibi. Bu ne lan? Lan bu konuşuyor bayağı. Baba. İki yıldır yoktun. Konuşmayı söktü. Oğlum bu çocuk bu hızla giderse önümüzdeki seneye NASA'da atom parçalar lan. Oha bu ne lan? Benim adım Süleyman. Ve babam tam bir yavuş... yakışıklı. Biraz terbiye problemleri çekiyoruz. Evet, benim bu çocuğa bir rot balans ayarı yaptırmam lazım. Ustaya gitmişken bunu da mı ayarlatsam, ne yapsam? Lan bu arada senin o elindeki... Elektroşok mu lan? Evet, elektroşok. Vurayım mı annemin? Oğlum resmen koynumuzda bir yılan büyütüyoruz lan. Lan bu bebe yakında beni harbiden vurur. Oha! Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateş'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Ateş Rusya'ya operasyona gitmişti ve 2 yıl sonra tekrardan şehire dönmüştü. Döndüğünde ailesini bıraktığı gibi bulamamıştı. Yeni bir çocuğu olduğunu öğrenmişti. Yeni derken sanki önceden eskisi varmış gibi. Bu 2019 modeldi, bu 2022 falan. Arkadaşlar, Süleyman adında bir çocuğu olmuş.
Bayağı manyak manyak olaylar gelişmiş. Faruk abiyle falan da bir işler falan dönmüş. Şayet o bölümü merak ettiyseniz hemen sağ üst köşeye bakın. Oradan bir önceki bölümü izleyin. Ve şu an sol üst köşeye bakın. Orada biri yok. Kim? Evet ben. Arkadaşlar. Tahmin ettim kameraya ne oldu falan. Bugün Ateş evladı Süleyman'la birazcık vakit geçirecek. Onu ustayla tanışmaya götürecek. Çünkü biliyorsunuz Ateş'in arabasında ufak bir problem var. O problemi halletmek için Ateş'in ustaya uğraması gerekiyor. Üstüne bir de Sofya bize çocuğu kilitledi. Bugün buna sen bak dedi. Yani el mahkum bakacağız. Üstelik bizim çocuk normal bir çocuk olmadığı için ona birkaç şeyler öğreteceğiz arabayla ilgili. Bakalım neler olacak. Hadi izleyip görelim. Oğlum Süleyman, sen daha bir çocuksun. Benim seni çocuk koltuğuna oturtmam gerekiyor. Allah Allah, önüme oturdun. Lan oğlum, böyle kaza yaparız. Allah Allah. Şş, bana bak lan. Sakın hiçbir yere basma, tamam mı? Şş, rahat ol baba. O iş bende. Hın hın araba. Ulan ne demek o iş sende? Ne demek hın hın araba? Allah Allah, hın hın falan yok. Uslu uslu dur. Ben şimdi seni biriyle tanışmaya götüreceğim. Sıkı tutun. Süleyman, bana bak. Bir yaramazlık yapma, tamam mı? Bir daha annenin ve benim silahlarımı almak yok. Tamam baba, alma. Ha, hadi bakalım inşallah. Oğlum Süleyman, bana bak. Sakın ama sakın bu seni tanıştıracağım adama evde yaşadıklarımızı anlatma. Rezil olmak istemiyorum. Neyi anlatmayayım baba? Oğlum işte annenin bana seni kitlemesini falan. Ben söyleyeceğim orada, yani benim isteğimle yanımda geldin, tamam mı? Şş, şimdi ustanın ağzına malzeme vermeyelim. Ağzına malzeme? O ne demek baba? Yani işte usta gevezenin teki, yani onun ağzına kelime vermeyelim, yani konuşacak bir mevzu. Böylelikle ustaya rezil olmayalım. Haa, anladım. Annem patron, sen alt adam. Alt adam mı? Ulan ne diyorsun sen eşek sipası? Alt adam falan değil. Baba evin direği, tamam mı? Baba direk. Aha, direk direk. Kesin direk. Tabii direk. Eşek herif. Allah Allah. Senin mamalarını kim alıyor ha? O b**lu bezlerinin parasını ben veriyorum lan. Baba yalancı. Her şeyi annem yapıyor. Oğlum tamam, şu an annen yapıyor ama ben yeni döndüğüm için ülkeye yani. Hurdala falan uğrayayım. Yeniden evin reisi ben olacağım. Yani annen de çalışmayacak. Ev kadını olacak. Baba bir tık sıkıyor. Bir tık sıkıyor. Ha, sıkıyor. Üstelik yavaş sürüyor. Annem beni gezdirdi. Araba hatta uçuyor. Annen seni gezdirdi. Araba hatta... Ulan. Ulan madem annen uçuyor. Bak bakalım. Annen seni bu kadar hızlı gezdiriyor mu? Oy! Uçuyoruz. Oy! Acayip sürüyorsun baba. Efsanesin. Annem kırmızıları hep çiğniyor. Ben de çiğniyorum. Ben de. Demek Sofya seni böyle gezdirdi ha. Sofya Hanım. Çocuğu benden kendi tarafına çekmeye çalışıyorsun değil mi? Yemezler. O benim de oğlum. Ben de onunla vakit geçireceğim. 2 yıl ortalıkta yoktuk ama babalık görevlerimizi layıkıyla yapacağız. Oğlumuzu BMW M8'de 200'de gezdirmedik demeyiz. Gördün mü oğlum? Senin baban annenden havalı. Wow! Baba efsane. Herhalde lan eşek sıpası. Ne sandın? Senin baban kral kral. Ben bir ara yarış bile yaptım oğlum. Yarış? Ana! Düt düt. He ya, düt düt. Seyir içine geldik, şimdi ceza yemeyelim. Işıkları takip edelim de. Yani ben senin... Hop, sarıda geçtim. Annenden falan havalıyım oğlum. Annen bu işlerin çömezi çömezi. Baba, sen bir tık havalı. Herhalde lan, herhalde. İt herif. Herhalde. Bu arada ben dükkanı geçmişim lan. Ustanın dükkana gelmeyeli. Yerini unuttum ha. Oğlum, senin baban... Bir ara efsane yarışlar yapıyordu, efsane. Hey yavrum. Hey. Lan. Ustaya bak. Modifiyeyi döktürmüş yine. Gel Süleyman. Gel. Gel lan gel. İn oradan in. Gel. Ya baba tutma beni ya. Ben kendim yürürüm. Lan nereye yürüyorsun? Sen daha kendi başına tuvalete bile gidemiyorsun. Gel. Ben seni taşıyacağım. Yoksa annen canımı okur. Ne yaptın çocuğa Ateş? Niye bakmadın Ateş? Yerde cam görmüş elini kesmiş Ateş. Hiç uğraşamam oğlum hiç. Aaa.
Usta ne yapıyor lan? Oo, Porsche tamiri diyor. Mustafa, oğlum 17-18 ver. 17-18 mi? Şşş, oğlum sen şurada otur bakayım, ben onu bir trolleyeyim. Mustafa, duymadın mı lan? Duydum usta, duydum, getiriyorum. Şşş, ayrılma lan Süleyman. Ustayı bir trolleyeyim. Buyur usta, buyur. 17-18, buyur. Ha şöyle, neredesin lan? Allah Allah, ver bakayım. Lan! Bu ne lan? Bu 17-18 değil. Ulan senin çırak gibi niye tabanca verdin bana? Lan? Ulan usta, gerçekten arabaya sıktın mı? Ulan sıktım tabi ateş, sıktım. Allah seni bildiği gibi yapsın. Lan! İnsan böyle trollenir mi lan? Trollenir vallahi usta, trollenir. 2 yıldır görmüyordum sonuçta. Ulan bari trolleyeceksin, meyve suyu falan vereydin de arabaya sıkaydım. Bunun gazını nasıl durduracağız şimdi? Bir dakika, ben biliyorum. Ateş, bunun burada bir tane tüpü var ha. Gördüğün gibi devreye girdi. Suyu patlatınca kesildi galiba. Usta vallahi arabayı böyle tamir eden adamı da ilk defa gördüm. Ulan sıktı arabaya resmen. Usta ne yapıyorsun ya? Ne yapayım vallahi ateş, aynı işte. İş güç, koşturuyoruz. Al silahını. Sen ne yapıyorsun asıl? Lan? Ateş? Bu kim lan? Bu kim he? Dede. Selam. Usta, o benim Süleyman. 1 numara. Kendisi benim oğlum olur. Yeni doğdu sayılır. Gerçi pek de yeni değil yani. 2 yıl falan oldu ama. Ateş! Sen baba mı oldun? Ana! Adını da Süleyman koydunuz ha? Ulan Ateş! Aynı sen! Yok ya usta, ne beni? Çocuk şeytanın önünde gideni ya. Baba! Hıyar! Ah! Duydun mu? Ateş! Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi aynı sen. Vallahi. Bir tek sakal eksik. Bu arada sakalların çıkmış, adam olmuşsun. Ulan oğlum, senin de büyüdüğünü gördüm ya. Ne diyeyim vallahi. Demek Süleyman ha? Merhaba oğlum, merhaba. Benim adım Muhsin. Bana usta derler. Usta, benim baba kötü. Ulan oğlum. Haklısın oğlum, haklısın, kötü. Senin baban beni Aydayıl'la bir ziyarete gelir. Ateş, bunca vakit neredeydin? Ne yaptın? Ne yaptın az çok gördüm de. Niye haber vermedin lan? Ya usta, uzun hikaye, yemin ediyorum. Yani çocuktan benim de sonradan haberim oldu ya. Ben daha 2 hafta oldu döneli yani ülkeye. Ben yurt dışında operasyona çıkmıştım ya. Operasyon mu? Bir dakika bir dakika, bu kahvesiz dinlenmez. Sana kahve yapayım mı? Olur vallahi usta, ben bir tane sade alırım. Bana da. Ne? Sen adamı? Saçmalama lan, sen çocuksun oğlum. Şşş Ateş, öyle denir mi? Tamam tamam, ben sana da yaparım aslanım, yaparım. Ben ona şimdi bir tane süt kaynatır getiririm oğlum. Lan çocuklarla konuşmayı hiç bilmiyorsun Ateş. Bu çocuğun sana sövmesine şaşırmamalı. Ben sana kahveni getireceğim paşam. Sen burada otur, aman diyeyim tornavidayla falan oynama. Ateş, yanına bisküvi falan koyayım mı? Biliyorsun artık ben burada kaldığım için. Eyvallah usta, eyvallah. Kafana göre takıl. Lan Süleyman, bana bak. Bu adamla ittifak kurduğumu görüyorum. Bana bak oğlum, annenle ilgili hiçbir şey anlatma. Şşş, rahat ol baba. O iş bende. Ulan niyeyse sen serinin ilerleyen bölümlerinde başıma çok büyük dertler açacaksın gibi ama. Baba, bisküvi isterim. Ulan ben de senin o ağzına var ya, acı biber sürmek isterim ama annen canımı okur oğlum, canıma. Ulan nereden çıktı bu çocuk ya, nereden çıktı? Oğlum benim böyle oğlum olamaz lan. Şeytanın önde gideni ya. Ne diyorsunuz? Çocuk acayip yaramaz ya. Baba, hıyar ağası. Baksanıza, durduramıyoruz efendim. Laf sokup duruyor. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ateş'in hayatına manyak bir bölümle devam ettik. Ve bugün gayet sıradan, gayet sakin ve gayet gerçek hayatımsı bir bölüm geçirdik. Gördüğünüz gibi çocuğumuzla ilgilendik. Bir yandan arabamızı tamir ettirmek için getirirken diğer yandan ustayla da tanıştırmış olduk. Süleyman gerçekten fena bir çocuk. Babasını gaza getirerek resmen arabayla yanlamayı bile başardı. Gördüğünüz gibi
küçük yaşta efsane bir manipülatör dünyaya getirdik. Resmen babasını bile manipüle ediyor. Bu çocuk büyüdüğü zaman çok fena olacak. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için video beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Benim için vakit tamam artık hayatım. Ben gidiyorum. Kendine dikkat et. Benim için fazla üzülme. Hayatını yaşa. Bana takılma. Seninle olmak güzeldi. Falçata! 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 Hayır! Falçata! Oniyam! Abiciğim! Sanırım öldü. Evet kardeşim, evet. Maalesef ki öldü. Oniyam! Bırak ne haberliydi teyze, bırak! Ben babacımı göreceğim, babacığım! Son kez görmek istiyorum, son kez!